GGTV'den herkese merhaba. Sizlere daha önce yaptığımız tespih sohbetlerinde söz verdiğimiz üzere artık ustalarla buluşma vakti geldi. Bugün konuğumuz usta Cuma Fırat Kayabaşı. Ama aynı zamanda biz programı Metin Koç'la birlikte yapıyoruz. O yüzden Metin de bizimle birlikte. Ve yine gencecik bir usta da yanımızda. Ders almaya geldi daha büyük ustasından. Furkan Koç da bizimle birlikte. Güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Merhaba Cuma Fırat Kayabaşı. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol bizi konuk ettiğin için, ağırladığın için. Metin Koç merhaba. Merhaba Gülay Hanım, tekrardan hoş geldiniz. Biz de bugün çok güzel bir sohbeti Cuma Fırat Kayabaşı ile birlikte yapacağız. Ama öncelikle kendisini bize anlatmasını isteyeceğiz. Evet, sözü sana bırakmak istiyorum. Cuma Fırat Kayabaşı kimdir? Adım Cuma Fırat Kayabaşı. Hı-hı. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Aslen Erzincanlıyım. Tesbih işine küçüklükten beri, yani şu kadarcık halimden beri tesbih işinin içindeyim. İşte babamın yanında tesbihin ne olduğunu öğrendim. Sonra bir çıraklık devresi, kalfalık devresi, sonra ustalık devresi. Bugünlere geldik. Benim ustam Hüseyin Çelik, Galatasaray Osmanpaşa'da kendisi. Onun yanında yetiştim. Çıraklık yaptım. Gittiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Tesbih yapımıyla alakalı. Tesbih anlıyordum ama tesbih yapımıyla alakalı. Nasıl olur? Hani benim babam torna tesbihe mezunuydu ama tesbih yapmazdı. Alır satardı. Onun yanında, ustamın yanında, Hüseyin Çelik'in yanında tesbih nasıl yapıldığını öğrendim. Yani alaylı diyebiliriz, hı hı, eski tabirle. İşte önce en basitinden yerleri süpürmekten başlayarak temizlik düşürdüm. Sonra dizim, sonra işte cinim, sonra dilim. İşte zımparayla, şuyla, buyla vesaire. Belli bir çıraklık evresi geçirdikten sonra sağ olsun o da artık öğrendi dedi. Kendileri bir yere çekmiş. Tesbih yapmaya başlayabiliriz dedi. Ondan sonra tesbih ustalığına başladım. Peki biz aslında geçen sefer Metin'le tesbih dünyasının içerisindeki hem tarihten gelen, geçmişte var olan hem de bugünün ustalarının adlarını anmaya çalışmıştık ama senin için de hangi ustalar sadece birlikte yaşamış olman gerekmiyor, tarihte Osmanlı'da bulunan ustalar, bugün halen hayatta var olan senin kendi ustanın dışında da kimler var, kimler senin için örnek alınabilecek kimlikler? Tesbih ustası şu anda zaten eskisi gibi değil, daha fazla. Bu meslek, bu iş revaçta. Yani insanlar ilgi duyuyorlar, yapmaya başlıyorlar. Yapıp bırakan da var, devam eden de var. Yeni yeni çok iyi ustalarımız da yetişiyor. Gençlerden gelen, aşağıdan çok iyi sanatkarlar da var. Eski abilerimiz, ustalarımız dediğimiz insanlar da var. Onlar da devam ediyor. Tabii hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz daha hala. Öğrenme işi bitmedi, bitmezdi. Mezara kadar da devam ediyor. Öğrenme zaten bir yolculuk aslında. Ulaşılan bir nokta değil. Evet. İnsanın hayatı boyunca hangi konuya kendisini vakfettiyse o konuda öğrenmenin sonu yok değil mi? Tabii. Tesbih için de aynısı geçerli. Eskilerden istiyorsanız mesela, hı-hı, Hüseyin Çelik var, Zeki Yaşanık var, yakınlarda vefat eden, yakın dediğim gene bir 10 seneden fazla olmuştur, Yusuf Usta var. Yani Yusuf Özgen. Evet, onun oğlu var. İbrahim Özgen. Sonra eskilerden işte Emin Usta var. Dünyanın Usta var. Dünyanın Usta var, yazılımdan Betül Usta var. İsimlerini unuttuklarımız da kusura bakmasınlar. Eymen Usta mesela, Eymen Gürtün Usta var mesela Gülay Hanım. Mesela Bilal Aydın var, bizim Cuma ile beraber dostumuz, sevdiğimiz arkadaşımız. Şu an o da Kuveyt'teki eskilerden. Galip Usta var. Ben Tophane Ali İsmet Usta var. Beylerbeyli Galip. Onun babası var Akkaya'dan. Akkaya'dan. Mehmet Efendi. Cemil Efendi. Evet. Sonra İskender Usta var. Bu ustalarımız, eski ustalarımız bizim gibi elektrikli tornalarda yeni nesil hatasız diyebileceğimiz kadar düzgün matkaplarda, miller üzerinde veya çok güzel çelik bıçaklarda çalışmamışlar. Bu eski ustalarımız, asıl sanatkar aslında onlar. Bunlar hep bir yokluk içinde çalışmışlar. Yani millini kendi yapmış, tornasını çıkık kemane dediğimiz elektrikli çalışmayan el tezgahıyla, yani bir elle hareket veriyorsunuz tornaya, diğer elde, tek elde de tarlaya veya imameye şekil veriyorsunuz. Bunlar bu çıktık kemanede çalışmışlar ve çok da güzel tespihler yapmışlar. Yani o yüzden hakikaten takdire şayan yaptıkları işler. Bakıyorum, çok düzgün çalışmışlar. Çok güzel çalışmışlar.
Ben de bir çift Türk kemanı yaptım kendime. Ya meraktan. Nasıl çalışıyor bu adamlar? Elektrik yokken bu tesbihleri çakır kemanede nasıl yapıyorlarmış diye yaptım. Bayağı da uğraştım. Yani. Birkaç ay uğraştım sistemi nasıl oldu? Sordum eski ustalarımıza. Yaptım bir çakır kemanı kendimce. Tane de yaptım biraz. Bir tadına baktım ya nasıl olurmuş. Hakikaten çok zor. Hele ilk gün tane yapayım dedim biraz. Omzum tutuldu. O kolla sürekli ileri geri bir kolla çok yorucu bir şey. Gerçekten efor sarf ediyorsunuz. Şimdi biz bugün elektrikli tornavlarda 2000, 3000, 4000 devirlerle sessiz yağ gibi dönen tornavlarda istediğimiz imameyi, istediğimiz hassasiyette yapabiliyoruz. Küçük el tornavlarımız var, motor var, basit bir motor, iki tane rol var, bir ayna. Orada imameyi de, taneleri de istediğimiz hassasiyette yapabiliyoruz. Ama onların öyle bir şansları yoktu o zaman. Herhalde 60'lardan sonra, 60-70'lerden sonra... 65'te elektrikli başlamış galiba. Evet, doğrudur. Elektrikli tornaya geçmiş ustalar. Ondan sonra tabii işler biraz daha basitleşmiş. Ama şu da var, sanatsal olarak sanatsal değeri daha da artmış tesbihin. Çünkü kolay ve güzel şeyler çıkmaya başlamış. Mikromotor denen bir şey çıkmış mesela sonradan. Önceden hani yaşlı ustalarımız, eski ustalarımızdan soruyorum ben, nasıl oymayı nasıl yapıyorsunuz diye. Ellerini alıyorlar, bir yere bağlıyorlar, anlatıyorum sağlamları. Kol kuvvetiyle tamamen elinde yaptığı keskin bıçakla oyma yapıyor imamın bastıra bastıra. Ahşaba veya sigara tabakası yapıyorsa mesela onun üzerine oyma yapıyor veya bakır işliyor. Bu adamlar kollarıyla çalışıyorlar. Şimdi biz 20 bin 30 bin devir dönen şu kadar bir aletle çalışıyoruz. Ve çok daha rahat o şekilleri, işlemeleri, oymaları çıkartabiliyoruz. Şimdi ortalama 3 gün sürüyor. Ha, ortalama bir tesbih yapımı ne kadar sürüyor gün olarak? Ben de ortalama bir tesbih yapımı, orta boylarda standart klasik düz bir tesbih yapımı 2 ile 3 gün arası sürüyor malzemeye göre. Malzemenin zorluğuna göre değişiyor. Eğer oyması olursa imamesinde veya tanelerde o süreç çok daha fazla uzuyor. Bir hafta olur, 15 gün uğraştım oluyor. Bütün taneleri oymalı yaptım mesela. Çünkü o zaman 15 gün uğraştım oluyor. İkna yöntemi devreye giriyor. Komple oymalı olunca tesbih çok uğraştırıyor. Biraz da sıkılıyorsun hafiften. Düz olunca daha kolay, daha rahat. Veya sade imamelere oymalı olursa daha hoş oluyor. Ama komple oymalı tesbihin de keyfi başka oluyor. Onu da keyfi yaptıktan sonra çıkıyor. Yaptık, dizdikten sonra, parlattıktan sonra şöyle bir bakarken tesbihe. Veya birkaç sene geçtikten sonra ya ne uğraşmışım. Cuma hangi malzemeden tesbih yapmayı seviyorsun? Kendini daha iyi hissediyorsun, işin maneviyatına daha çok bürünebiliyorsun. Çeşitli malzemelerle çalışıyoruz. En temel malzemelerimizden bir tanesi mesela kuka. Ahşap bir malzeme. Bir ağacın meyvesi diyebiliriz kabaca. Brezilya'dan falan geliyor, uzak ülkelerden. Onları kesiyoruz böyle limon gibi bir şey. Ahşap, limon gibi bir şey. Kesiyoruz. Kestikten sonra bekletiyoruz. Bekletmeden olmuyor. En az birkaç sene beklemesi lazım. 4-5 sene beklerse nurun hala nur oluyor. Çok güzel oluyor. İşlemesi de kolay oluyor. Güzel oluyor. Yaptıktan sonra da çok güzel parmak çıkıyor. Bu çalışıyoruz. Çeşitli ahşaplardan mesela pelesenik, abonos çalışıyoruz. Ahşap grubu geniş. Fosiller var. İşte kehribar, damlar dediğimiz şey. Sıkma kehribar dediğimiz 1920'lerde, 30'larda üretilmiş sentetik malzemeler. Bunun yanında katelin var. Yine böyle eski. Eskiden hayvanlarla ilgili vardı ama geçen de konuştuk. Artık yapılmıyor zaten değil mi? Nadir yani. Bu obje falan. Fil dişi falan vardı mesela. O da obje olması kaydıyla kustular. Obje olması kaydıyla. Yani öbür türlü yok. Eski antika bir obje olması gerekiyor. Ekseret kuka, kehribar, katil. Öyle şey. Peki hani bu imza meselesi. Evet. Tesbihi yapan usta imzasını da atıyor ama tanelerinde değil de imzasını diğer parça denilen imamede ve belikte atıyor imzasını. Onları görmezsek ustanın kim olduğunu anlayabiliyor muyuz tanesinde? Zor, çok zor. Bir imza mahiyetinde parça gerekiyor tespitte. Onu da çoğu zaman imame ile tepeliğin arasındaki bir ara parça dediğimiz çoğunlukla sikke olan parçaya atıyoruz o imzayı. Zaten o şekil, her ustanın bir şekli var. İmame şekli, düğümlük şekli, işte tepeliğin üzerindeki çivi, ara parçası vesairesi. Her ustanın kendine göre bir uslubu,
kendine göre bir çalıştığı şekil var. Osmanlı döneminde de böyle miymiş? Yani yine ustalar kendi imzalarını tesbih atarlar mıymış? Aynen, aynen böyleymiş. Bir kısmını anlayamıyoruz haliyle. Kayıt koyut bir şey olmadığı için. Hı-hı. Ama bilinen kısımlarını anlayabildiğimiz kadar anlıyoruz. Hı-hı. Çünkü her biri kendi uslubunda çalışmış. Peki Cuma, senin özellikle tezgah başında yaşadığın böyle farklı bir olay var mı hiç düşünmediğin? Aklına gelmedik bir şey başına geldi mi? Tezgah başında şöyle, zaten ben imameyi yapmadan evvel, bir tezgahın modelini, yeni bir model çıkartmadan evvel çiziyorum. Çizim defterim var. Kara kağıt kalemle çizim yapıyorum. Nasıl yaparım? Yani geleneksel bir formun dışına çıkmadan, o tezgah uslubunun dışına çıkmadan, yani saçma sapan bir şey yapmadan tezgahın genel formuna sadık kalarak nasıl değişik bir model yaparım diye düşünüyorum, çiziyorum. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Sonra güzel yaptığım makale olduğu şeyleri sonra da yapıyorum. Yaparken değişiyor, illaki değişiyor. Şunu şurasını şöyle yapsam daha güzel olur gibisinden. Biraz orada değişiyor, biraz tekrardan çiziyorum falan. Birkaç tane yapınca bir model çıkıyor. O güzel oluyor. Bir de bazı insan var, gönlü güzel. Rahat geliyor. Mesela bir imamesi yeniden yapılacak veya işte kırmış. Malzeme de yok, tamir edeceğiz. Usta diyor, kafana göre diyor. Kırmışsa da kırmışsa, olmuşsa da olmuşsa diyor. O adamın işi oluyor. Ya şu ters rast gidiyor diyor. Rast gidiyor, oluyor. Bazısı da var, aman kırılacak. Aksi. Aksi, gıcık. Ondan sonra zaten çoğunu yapmam öyle de. Yaptığım zaman da onun işi aksi gidiyor. Ya kırılıyor, ya bir şey oluyor, ya parçalanıyor. Bu hakikaten oluyor yani, böyle. Ben klasik tesbih de yapıyorum. Oymalı tabir ettiğimiz tesbihlerden de yapıyorum çok fazla. Hı hı. Değişik değişik modeller çıkartıyorum. Hı hı. Daha önce yapılmamış modeller de yapıyorum. İşte farklı taçları kullanarak tesbihler yapıyorum. Mevlevi'ydi, işte Bektaşi'ydi, Kadiri'ydi. Cervetiydi. Bu modelleri mesela manalarında yazıyorum. Hı. Hangisinde esinle manaya gelir. Tamamen orijinaline sadık kalarak tespiti kullanıyorum bu taçları. Eski Osmanlı döneminde kullanılmış serpuş çeşitlerini tespite çok kullanıyorum. Yapıyorum. Onun yanında çeşitli işte çeşmi bülbül dediğimiz, yaprak dediğimiz veya çiçek dediğimiz motifleri, modelleri de çok kullanıyorum tespiti. Değişik değişik yapıyorum ama elimden gelebildiğince klasik forma sadık kalarak bunu yapmaya çalışıyorum. Yani her şeyi yapabilirsiniz. Tesbihin imamesini otobüs şeklinde de yapabilirsiniz. Ama saçma sapan bir şey olur. Yani farklı yapacağım derken peki, de abartmamak lazım. Tesbih dünyasının senin maneviyatın için önemli nasıl tarif edersin yani? Niye bu dünyanın içerisinde varsın? Bundan ne tür bir his alıyorsun kendin? Biraz derinleşebilir miyiz bu konuda? Ya şimdi şöyle, tesbih işi benim hem işim aynı zamanda hobim. Ben hobimi yapıyorum, insanlar bana para veriyorlar. Öyle değil. Yapıyorsunuz, hoşunuza gidiyor, sevdiğim bir iş. Severek yapıyorum, hoşuma gidiyor. Rahatlıyorum yaparken. Yaptıktan sonra, asıl hazı yaptıktan sonra alıyorsunuz. Güzel bir şey çıkartırsanız, yaptıktan sonra. Veya alan adam tesbih beğendiği zaman ayrı bir mutlu oluyorsunuz. Peki senin vedalaşamadığın oluyor mu yani? Bu defa şöyle, bunu çok sevdim, veremeyeceğim dediğin oluyor mu? Şunu mesela bir an ben ondan bir türlü çarpamadım, alamadım bir türlü. Kendisi yaptı. O teslim taşı motifi Osmanlı'da kullanılmış. Bektaşiler çok fazla kullanıyorlar. Bektaşi tarikatında mesela. Yanında neyi var? Sen neyi de üfüyor musun? Amatör olarak. Profesyonel değilim. Neydi? İşte Mevlevilikle özdeşleşmiş bir sanatçı. Seviyoruz yani böyle objeyi. Çok ısrar ettim, alamadık kendisine. O da ahşap bir ahşap malzeme yapmış, değil mi? Bir de şeyi soracağım. Şimdi malzeme eline geldi. Onu ben tespite çok kullanıyorum. Bu malzemeyi? Teslim taşı. Yok, teslim taşı şeklini. Ha, şeklini kullanıyorsun. Tespite çok kullanıyorum. Çünkü bir modelim var, o modeli tamamlıyor. Bektaşi tacı tespitlerindeki modeli tamamlıyor. Tesbih tanelerinde birçok model var değil mi? Yuvarlak, yassı falan, evet, diye geçiyor. Sen hangisini daha çok kullanıyorsun? Hangisini seviyorsun?
fıçı veya benzeri hoşuma gider ama yuvarlak da yapıyorum, kesme de yapıyorum. Mevlevi tacı bu. Şu? İstivalı Mevlevi tacı, evet. Aha. Mevlevi dedesi tacı daha doğrusu. Hı-hı. Şunlar gösterdim. En baştaki Bektaşi tacı. Onun yanındaki Kadiri tacı. Hı-hı. Onun yanındaki Celmeti tacı. Yanındaki Cerrahi tacı. Onun yanındaki siyah beyaz olan Rufai tacı. Hı-hı. Bunların hepsi Osmanlı'da kullanılmış olan Selçuklular. Taşlar. Tabii çok fazla daha detayları, çeşitleri var. Ben buraya 5 tanesini koydum. Daha 20-25 tane çeşidi var. Çeşitli tarikatta veya meslekler, meslek kolları çeşitli Selçuklular kullanmış. Bunlar da var. Bir de burada epeyce hat yazıları da var değil mi? Bu... Hat seviyorum, evet. Seviyorsun. Kendim de yazıyorum. Yapıyor musun? Amatör olarak yazıyorum. Hı-hı. Çok vakit alıyor ama. Muhakkak. Neyi yazacağına da kendin mi karar veriyorsun hatta, yoksa hani bir yerden bakarak mı yapıyorsun? Yani hatta da bir tasarım yapıyor musun? Yok, o kadar profesyonel değilim. Hmm. Sadece merak. Tesbih konusu sence bir sanat mı, bir zanaat mı? Nasıl ayırt edebilirsin? Aynı şeyi yaparsanız sürekli, geliştirmezseniz zanaat olur. Her meslek için böyle. Farklı bir şey yaparsanız, yeni bir güzellik ya da bir şey katarsanız, yani o sanatı geliştirmeye yönelik bir şey yaparsanız, o da sanat olur. Bu devecilikte de böyle, sedefkarlıkta da böyle, tesbihçilikte de böyle, her meslekte de, resimde de böyle. Tesbih senin çocukluğundan beri babandan, sonra ustandan sana aktarılmış, bu konuyu sevdin. Hem para kazanıyorum diyorsun, hem özgürce bir şeyler tasarlıyorum, bir şeyler yaratıyorum, bundan da mutlu oluyorum diyorsun. Biraz da o zaman geleceğe dair bakalım. Hem Cuma Fırat için hem de tesbih dünyası için. Sence gelecek nasıl olabilir? Neyi tahmin ediyorsun? İnşallah bundan daha güzel olacak. Öyle düşünüyorum. Çünkü gelişiyor. Sanat gelişiyor. Tesbih ustaları artıyor. İyi ustalarımız çıkıyor. İnsanlar öğreniyorlar bir şeyleri. Mesela ben çıraklık döneminde bu YouTube, Instagram, İşte Facebook, şunu falan yoktu doğru dürüst. İnsanlar bir şeyi öğrenmeye kalktıkları zaman ya bir ustaya gidecek, ya bilen birine vasıta kuracak, gidecek, öğrenecek, gelecek. Zaten pandemi döneminde herkes her şeyi öğrendi. Şimdi insanlar bilmedikleri şeyi videodan bakıyorlar, öğreniyorlar. Nasıl bir ufak bir şey bile kapsa, o çalışırken usta veya bir belgeselden vesaire, onun için kar. Eskiden bir de İnsanlar bir şey öğretmek istemiyorlardı. Daha zordu öğrenmek. Çünkü elindekini hemen öğretmiyordu. Seneler sürüyordu bir şeyi öğretmek. O hep elindeki meslek gizli kalıyordu. Şimdi daha açık. İnsanlar yanına gelen kişiye daha hızlı bir şeyler öğretmeye meyilli olabiliyor. Değişen aslında bir şeyler var yeni dönemde. Yani insanlar daha yani bir an önce yetişsin, elini meslek alsın. Ama eskiden buna müsaade yoktu. Çok uzun. Evet, uzundu. Bir de malzemeye ulaşmak çok zor. Peki, şimdi daha kolay internet yoluyla. Usta olduğuna göre senin de öğrencilerin vardır diyebiliyor muyuz? Var var, yetiştiriyorum. Yanımda İrfan var, İrfan'ı yetiştiriyorum. Oluyor yavaş yavaş, öğreniyor. Evine gidiyor. Ufak bir tornası var evinde. İşte benden burada öğreniyor birkaç saat. Seyrediyor, sonra işte eve gidiyor, yapmaya çalışıyor, yapıyor, kırıyor, bozuyor, tekrar soruyor. Tam kırıyor, bozuyordan aklımda kalan şeyi soracağım. Malzeme geldi eline, hangisi ise. Tasarladığın bir tesbih de var, yapmaya başladın ama öyle bir hata oldu ki ya makineden, kullandığın tezgahtan kaynaklı ya da senin herhangi bir o anki kendini toparlayamadığın bir mevzudan kaynaklı diyelim, malzeme de yarıda kaldım. Yani bitmeyecek. Malzeme yetmeyecek. Tesbih çıkmayacak yani. Tesbih çıkmayacak. Oluyor mu böyle? O çok kötü bir durum. Şimdiye kadar olmadı. İnşallah olmaz. Çünkü neden? Bir malzeme geldiği zaman bana bundan tesbihi nasıl alırım diye kesmesi mesela 2 saat sürüyorsa malzemenin onu hesap etmesi de 2 saatten fazla sürüyor. En narin olan hangisi? Kesme kısmında? Kesme kısmında malzeme olarak mı soruyorsunuz? Damla kelepar mesela narindir, zordur. Hı hı.
veya küçük objeler geliyor, baston sapları vesaire. Sıkma, katarik, eski sıkmalar geliyor. Onlar fire vermeden çok ince testereyle düzgün kesmeniz gerekiyor. Hı-hı. Çok dikkat ederek, işte çizerek, ölçerek, nereden ne alalım, içine bakarak, çatlağı var mı, firesi var mı? İşte şekil, yani garip bir şey böyle, baston sapı mesela küçülüyor veya büyüyor. Bir yerde bir boğumu var, oradan tane almanız lazım, yoksa fire verir. Onu hesap etmesi uzun sürüyor. Ve her zaman birkaç tane fire verecek şekilde hesap ediyorum. Çünkü içinden göremediğiniz bir şey çıkıyor. Veya insan hali yaparken bir tane, iki tane kırılabiliyor, bozulabiliyor. Bozulmasa bile tespihe yedek tane olur zaten. Onları hesap ederek başlıyorum. Bu senin de yetiştirdiğin öğrenciler açısından söylüyorum. Usta çırak, artık sen de ustasın, çırağın var. Furkan'a bir müsaadenle geçmek istiyorum. Neden tesbih dünyasının içindesin? İki abim daha çok yöneliyordu benim. Hobi olarak başlamıştım ben lise öğrenciyken. Gide gele çok hoşuma gitmeye başladı. Ondan sonra bir müddet sonra okul hayatımı etkilemeye başladım. Yani okula gitmek istememeye başladım. Önceliği buraya vermeye başladı. Tabii ki de. Yani nasıl söyleyeyim? Okuldayken mesela dersteyken bugün atölyeye gitsem de işte bir imame yapsam şöyle yapacağım. Ondan sonra ders dinlerken işte deftere şöyle bir model çıkarsam bunu imza olarak kullanabilir miyim? Bir başladı. Ne bölümü okuyorsun? Muhasebe okuyordum o dönemler. Aslında tamamının temelinde şey var. Özgür olma var. Tesbih ustalığında, tesbih sektöründe bir resmiyet yok. Rahatsınız, özgürsünüz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz öyle davranıyorsunuz. Bu da büyük bir etken insanların bu işin içine girmesinde. Şimdi muhasebe okurken tesbih, sanat birbirinden çok uzak dallar tabii. Muhasebeden de sıkıldın herhalde, öyle mi? Çok sıkılıyordum okulda. Bir de muhasebede çok fazla hesap kitap yapıyordum. Ondan sonra işte okuldan kendimce yani fark etmemiştim o dönemde. Uzaklaşmaya başladım. Atölyelere gelip gitmeye başladım. İşte Cuma abimin yanına geldim. İşte farklı ustaların yanına gidip işte birinden tane yapmayı öğrenmeye çalıştım. Birinden klasik imame modelini çalışıyorum. Mesela onu nasıl yapmaya çalıştım. Yani. Oyma yapan ustaların yanına gittim. İşte oymayı pek benim elverişli olmadığı için yapmadım. Yani vazgeçtim. Bir nevi araştırmaya gittim. Yani nerede nasıl yapabilirim? Kim bana daha çok yardımcı olabilir? Ondan sonra kimin yanında daha hızlı öğrenebilirim? Ben tabii abilerimden daha genç olduğum için sosyal medyayı kullandım. İnternet üzerinden araştırmalar yaptım. İşte orada birçok bu işi yapan ustalarımız videolar yapıyordu. Onlara baktım. Bu şekilde böyle öğrendim diyebiliriz. Yolun açık olsun inşallah. Hüseyin Aydınlar'dan çok şey öğrenmiştim. Hüseyin Aydınlar. Tabii ilk sevdiğimiz ustalardan birisi. Gittim onun yanında uzun bir dönem kaldık birlikte. Ondan sonra onun bu işte bana dedi ki sen artık burada öğreneceklerini öğrendin. Gel git kardeşiz ama git kendini farklı konularda da geliştir. Yani kaç yaşındasın? Şu an 21 yaşındayım. Bu işe başladığımda 16 yaşında falan. Okuldan çıkıp atölyeleri geziyordum. Bir gün dedim Furkan pasaportunu git çıkar, nasıl yani dedim. Dedim pasaportunu çıkar Katar'a gidiyoruz dedim. O şekilde biraz Katar'da çalıştım. Atölyemiz var Meksan Cemil'de. Yani orada esnaf gibi, bir yandan tespih ustası gibi ikisine beraber devam ediyor. Hangi yönde gideceksin? Çünkü geçen sefer biz Metin'le konuşurken esnaf dedi ki ustalı mı, satış mı? Ben satış esnaf tarafında kaldım. Ben atölyeyi daha çok tercih ediyorum. Ticareti bilmiyorum. Üreteceksin yani. Ya, üretiyorum şu an. Metin abi mesela ürettiğim malzemeleri, eşyaları Metin abiye getiriyorum. Çünkü ben ona hep tavsiyem, ustaysan usta kal. Herkes birbirinin işine müdahale etmesin. Herkes bildiği işi yapsın. Bir tek o diye gülüyorum. Şimdi ustayken tüccar da olmak isterseniz ortalık karışıyor. Hangisi olmaya çalışıyorsun? Sonra dikkatin yaptığın işte değil. Tüccarlar neden sizden talepte bulunsun? Malzemeye para harcıyor, ona para harcıyor, zaman harcıyor. Yani ben Furkan hep tavsiye ederim. Ustaysan usta kal. Ticaretine bulaşma. Cuma şunu sormak istiyorum. Şimdi sektörde ustalar var. Hep onlardan bahsediyoruz. Bu ustalar arasında bir rekabet mi vardır? Ticarette olduğu gibi ya da sanatın farklı dallarında olduğu gibi. Yoksa birbirinizden beslenir misiniz? Birbirinize aktarımlarınız olur mu? Usta dünyası nasıl? Rekabet olmazsa sanat olmaz. Yani sanatsal manada ben daha güzelini yapmalıyım demezse bir usta
O zaman takip ediyorsunuz diğer ustaların yaptıklarını. Tabii herkes öyle. Herkes görür. Yani ilham da alınır. Ben özellikle yeni başlayan... haberim yok. Ustanın yaptığı yeni çıkan tespihinden haberdar. Şimdi şöyle, ben tutup da başka bir ustanın modelini yapsam çok ayıp olur. Doğrusu yapmam. Ama acemiliğinde ilk 6 ayda, 1 senede herkes bunu yapar. Çünkü ne yaptığını bilmiyoruz burada. Yeni bir şeyler yapabilmenin hırsı içindedir. Sonra usta olduğu zaman yapmaması tabii daha doğru olur. Çünkü o onun model, onun şekli. Karışıklık olur, yarın öbür gün tespih ayırt edilemez. Ama hep daha iyisini yapmakla mükellefiz. Yani bu işi yapan insanlar olarak. Daha güzel nasıl yapabilirim? Daha iyi, daha düzgün. Şurasını şöyle yapsam daha mı güzel olur? Mesela düşünüyorsunuz, hiç tahmin etmeyeceğiniz birisi geliyor. Ya şurayı diyor, biraz daha kısa yapsan daha hoş durmaz mı? Veya uzun yapsan daha hoş durmaz mı? Diyor. Bu aklınıza ki akıl üstünde değil mi? Yapıyorsunuz, hakikaten oluyor. Peki maalesef. Öyle bir müdahale senin tasarımına bir... Şimdi şöyle, şimdi eleştiri... Gibi geliyor mu o zaman? Yok, eleştiri olmazsa zaten insan kendini geliştiremez. Ben çok eleştirdim. Eleştiri şart. Hı hı. Ben acemiyken ilk başladığım ilk 1-2 sene hep sorardım ustama, anlayanlara. Ya gözüne takılan yeri var mı? Neresi olmamış? Bana söyle. Çoğu insan bakar, ya ilk yaptığım tespitlere. Ha, güzel olmuş, elinde sağlıkta birkaç cümleyle geçiştirir. Ama soruyorum, neresi gözüne takılıyor, neresi ilhamin üstü büyük olmuş veya işte şurası küçük olmuş, kulu kalın olmuş vesaire. Gözüne takılan yeri neresi? Söyler birkaç yerini, ben oradan istediğim kadarını alırım. Hadi devam. Ama eleştiri olmazsa gelişim olmaz. Ne güzel. Ayda 5-6 tesbih, 7-8 tesbih bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Bazen iki tespit çıkıyor, çok iş yeri olursa. Hep, seri marat şeklinde değil de... sipariş veriliyor, yapıyorsun, evet. Yoksa kendin de. Ya, yani ben bazen kendim tekrime göre yaparım. Hani bazen isterler, şu model istiyorum diye. Ben o şekilde yaparım. Tek tek evde yapıyorum şimdi. İşte cila aslında, en iyi kusuna kusuna oranına kadar. 3-4 gün daha, haftada iki tespit çıksa, ayda kaç tespit, 8 tespit edilir. Ustalar hep şey mi çalışıyor, tek başına işin başından kesmesinden malzemenin nihai cilaya kadar mı, yoksa böyle hani bir kısmi bir fabrikasyon sistemi gibi işte birisi kesmesi yani falan var mı? İkisini de yapan var. Sizde de var bir tane Cuma'nın tespihi yaptığı için. İki tane. Böyle şey özellikle aklımda kalan şey, eski sıkma olan maskot vardı ya, iki tane. Evet, eski sıkma var, bir tane tipi dişi var. 99, evet. Gençle ama Furkan gibi işin içinde henüz değil. Fakat bu konuya biraz merak salıyor. Belki ailede, belki çevresinde bir yerlerde görmüş, duymuş. Ne söylemek istersin onlara? Yani bu dünyaya davet etmek için. Baba, tespit sabır işi. Eğer sabırların varsa yapabilirler. Sabrı varsa, sana da bu nice işlerin istidadı varsa yapamıyor. Dünyanın en zor mesleği değil. Cuma sadece tespih de uğraştığı için ulaşmak, konuşmak pek kolay değil. Ticari bakmıyor. Ben mesela Cuma yarın görmüyorum, o kadar güzel tespihler yapıyorsun. Ben biraz benden uzak durmuyor. Ben böyle mutluyum diyor. Şimdi o yüzden insanlar daha şey bakıyor. Haftada 2 tespih yapacağına 10 tespih yapacak. Daha çok farklı. Ama bu sefer kalite düşecek. Yamuk yok olacak. Güzel güzel tespihler yapamayacak şimdilik. Ondan bahsediyorum. Hani işin içine gizem girdiği zaman, hani atıyorum ulaşamadığınız bir insan olduğu zaman, hani konuşmaya bile uğraşıyorsunuz ama kişi kendini sakladığı için bir gizem giriyor. İsterseniz bu gizem girdiği zaman da satıcı, koleksiyoner bu havayı seviyor. Bu gizemi seviyor. Gizem olmadığı anda her şey sıradanlaşıyor. Furkan, biz geçen sefer metinin yerinde senin tespihine de baktık. Böyle narin Arap atı imamesi değil mi? Evet. Ve Arap atı üzerinden senin tespihlerini konuştuk. Neden seçtin? Arap atı senin için ne ifade ediyor? Ben pandemiden sonra Orta Doğu'ya gittim, Katar'a. Orada bir müşterimiz var, Metin abinin arkadaşı. Benim de o zamanlar yeni tanıştığım kişiydi. O bir gün bizi çiftliğine davet etti. Onun at çiftliği var. Gittik işte, orada
yemek yedik falan. İşte tanıştık, sohbet ettik falan. Böyle bir aile ortamı, samimi bir ortam oluşturdular. Sonra dediler ki atlara bakmak ister misiniz falan. Değişik hayvanları var. İşte devesi vardı, ceylanları vardı falan. Böyle değişik hayvanları olan bir şahineye vardı. İşte gittik. Atlara bakmak ister misiniz dedi. Girdik. Çok böyle uzun bir koridor vardı. At ahır diyebileceğimiz bir yer. Oradan böyle çok güzel bir at gözüme çarptı. Hiç bilmiyordum ama. Dedim ki hani direkt oraya yöneldik. İşte hani beni kendine çekti daha çok. İşte gitmeden dedi ki bekle ona en son bakacağız dedi. Sağa sola baktık, işte hayvanlara baktık, havuç verdik. İşte atların nasıl beslenildiği, işte saat kaçta dışarı çıktı, orası Türkiye gibi değil. İşte akşam üzeri dışarı çıkartıyorlar, salıyorlar falan. Böyle bilgiler verdi falan. Gittik böyle atın da saçını falan örmüşlerdi. Yani çok narin bir hayvan. Bana göstermiyorlar. Yani çok güzel. Beyaz mıydı? Beyaz bir attı. Böyle normalde atlar beyaz olmuyormuş daha doğrusu. Atlar gri oluyorlarmış. Gri atlar bizim sıcaklıklarından dolayı beyaz gözüküyor. Yani biz beyaz görüyoruz ama normal renklerinde, kimliklerinde beyaz yazmıyor. Gri yazıyor. Neyse o atta bizim tabirimizde beyaz bir attı. İşte yanına gittik. Yani sevmek istedim dediler ki çok fazla yaklaşma çünkü ürküyor falan burada. Yani böyle sadece göz göze geldik. Biraz bakıştık falan. Orada dedim ki onun bir fotoğrafını çektim. Yani dedim ki bu atı kendi imamımda tasvir etmeye çalışayım. Yani güzel bir şey çıkar. Çünkü beni çok etkilemişti. Yani derinden etkilenmişti. Ondan sonra atölyeye gittik. İşte o abim bizi o çiftliğe götüren kişiye dedim ki yani biz bu atla Katar'ın şampiyonuymuş. Dünya şampiyonuymuş daha doğrusu. 3 yıl üst üste şampiyonluk kalmış bir at. Güzel etti. İzin istedim dedim ki yani atını kullanabilir miyim? İşte böyle bir fikrim var. İşte bunu sosyal medyada da tanıtmak istiyorum falan. Dedi ki bir dene dedi. Birkaç deneme yap dedi. Hani hoşunuza giderse neden olmasın falan. İşte yaptım. Metin abiye danıştım. Dedim ki abi nasıl olmuş? İşte dedi ki güzel olmuş ama biraz daha. Çünkü bizim meslekte yapı yapı güzelleşen bir şey aslında. İlk yaptığım zaman pek yani o hissiyatımı veremedim. Ondan sonra ikinci denedim, üçüncü denedim. Bir böyle 10-15 tane ahşap malzemeden denedim. Yaptıkça da güzelleşmeye başladı. Ondan sonra işte dediler ki kabisini biraz daha farklı vermeye çalış falan. Böyle önerilerde bulundular. Yaptık biz de. Güzel bir şey çıktı ortaya en sonunda. Ondan sonra bunu kendi imzam demeyeyim de yani bu modelle kendimi özleştirdim. Yani bunu geliştirmeye, daha fazla üretmeye, daha fazla tanıtmaya çalıştım. Bu şekilde çıktı ortaya. Cuma sıkı bir trafik geliyor galiba. Her günesi sıkı bir yok. Ne güzel. Yani gururlu keşke yerine. Daha güzelini yapsak. Herkesten bahsediyorum. Sadece Furkan için değil. Daha güzel yapılsa. Bir yarış olması gerekiyor yani sanat bir tane. Yarış olmadan gelişim, inkişaf olmaz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi atölyende ağırladığın, sohbetine kattığın için. Yolun açık olsun. İnşallah gönlünden geçen daha iyisi hangi seviyedeyse onu sağlayabilmiş oluruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Kanalımızda hayırlı olsun. İnşallah daha güzel olur. Daha çok insana ulaşırsınız. Hayırlı olur. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Metin tabii ki sana teşekkür ediyorum. Bize ben teşekkür ederim. Mihman darlığında bizim bu yolculuğumuzda. Seve seve. Keyifli. Furkancığım senin de yolun açık olsun. İnşallah çok teşekkür ederim. İnşallah buradan sen de istediğin yere ulaşırsın. Buradan ismini sayamadığım, unuttuğum ne kadar usta varsa yeni yetişmiş olan hepsine de saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Yani daha çok konuşurken hani beraber zaman geçirdiğimiz ustalar ismini hasbihal ettik ama bunun da nedeni tamamen birlikte zaman geçirmemizden ve birbirimize aynı mekanlarda olmamızdan kaynaklanıyor. Ama Türkiye'mizde de şunu gördüm ki usta enişemiz hiçbir zaman olmayacak. Çünkü çok fazla el sanatına başarılı yetişen insanlar var. Sabrın tanelerinde seyahatimiz devam ediyor. Bizi izlemeye siz de devam edin. Bir sonraki programda görüşünceye kadar GGTV'den sağlık, sevgi, tesbihi siz de sevmeye başlayın. Hoşçakalın.